Agalarım, herkese selamlar olsun. 12 Şubat 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazartesi için 5 adet mücadelemiz var. Maçlara baktığımız zaman zaten 3 tanesi bizim ligimizde zor karşılaşma. Yanına da 2 tane ekstradan da zor karşılaşmamız. Yani pazartesi günü bültenimizin zorlu olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden değerlendirirken mesela ben bugün ana kombin çıkarmayacağım bilginize. Yani keyiflik çıkartmanızı, keyiflik takip etmenizi öneririm. Hepsi yatabilir, hepsi de gelebilir öyle maçlar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle kombine serilerimiz çok güzel devam ediyor. Cumartesi günü de kazandık. Hem ana kupon hem alternatif birazdan göstereceğim. Seri inanılmaz bir hal aldı. Devam ediyor. Şans nereye kadar götürürse bizleri. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Kayseri Spor'la Beşiktaş maç skoru olur sizlere sormak istedik. Bilen bir arkadaşımızı gruplarımızda misafir edelim Şubat ayının sonuna kadar. Onun dışında Galatasaray maçına baktığımız zaman daha cumartesi günü sormuştuk. Ahmet Mete, Hakan Yokova, Kuye Rux isimli YouTube kanalları kazandı. Bana Instagram üzerinde bu 3 arkadaşımız kanalının fotoğrafını atıp atarsa grup linklerini arkadaşlara ileteyim. Siz de maç skorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri içinde gruplara gelmek isteyenler vesaire ve bütün soru görüş öneri gruplar hakkında bilgi almak isteyen de Instagram üzerinden benimle Kangal Bey hesabından iletişime geçebilirler. Tek iletişim adresimiz de burasıdır. Bununla bilgisini vermek istiyorum. Şimdi gelelim kuponlarımıza. Cumartesi günü 2 adet ana kuponumuz vardı. Bir tanesi hem ana kombin hem de YouTube kombiniydi. Ben hatta videoda dedim ki cumartesi günü videosunda. Dedim ki arkadaşlar bu cumartesi günün ana kombini olacaktır. 8 oldu bu arada. Hatta açıklamasına yazdım. 8 ana kupondur üst üste tutturuyoruz. Öyle bir seri var. İnanılmaz bir seri. Ana kombinemiz kazandı. Tottenham son dakika attı. Bunu izleyenler vardı burada. 90 artı 6'da gelen golle kazandık. Ve Brighton e, full mücadelesi de KG var olmuştu. Tertemiz geldi. Alternatif kombine baktığımız zaman da Nautic'in Morrison KG var'ı Lille maçına da Lille'in bir golü. Dakika 5'te geldi zaten. Allah bereket versin diyerekten de. Kombin serimiz bu şekilde devam ediyor. Tebrikler kazan sağlayanlara. Kaçan balık büyük olur diyelim ve şöyle Avrupa'da yaşayan bir abimizin YouTube videosundan değerlendirdiği maçlar tek bir mücadele yaptı. Kaçan balık 40.000 arkadaşlar. 925 TL'ye 40.000 liralık bir miktar veriyordu. Zaten verdiğim maçlar ortada. Korneller vesaire hepsi geldi. Sadece Luton ev sahibi bir buçuk üstü olmadı. O da bir gole 40 bin kaçtı diyerekten de sizlere göstermek istedim. Genel olarak Cumartesi'de çok başarılı bir gün geçirdiğimizi söyleyelim. Misli'ye baktığımız zaman Cumartesi günü zarar yazar aga. Bunu söyleyeyim ben sizlere. İşte mesela ilk kere bir vermiştim. 1600 misli civarına götürmüştüm mücadeleyi. Gelmedi. Cumartesi zarar yazdı. Site ilk yarı hiç oynamadı. Maçı izleyenler varsa yani yalandan top çevirdi. Ya yani bunu da artık bilemiyorum artık. Biliyor musun? Geçen maç nasıl oynadı ilk yarı? İkinci yarı iki tane attı geçti. Ya, dalga dümen dönüyor. Burada dalga dümeni e yenik düştük. Canlı olarak misli yaptık ama dün 3 tane falan sanırım. Tottenham mücadelesine 2.5 üst aldık. 500 misli olarak değerlendirdim. Devre arasında aldım. 2 gol bekledik yani ikinci yarı. O geldi. Aleves Villarreal mücadelesi vardı. Villarreal'in de bir golünü almıştık. 500 misli. Yüksek misli canlılarımız da geldi. Sadece onlar değil NBA olarak da ekstra olarak kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Bugün mesela cumartesi sabahından gösteriyorum bunu. Galatasaray Anadolu Efes'in maçı vardı. İlk yarı 2, ilk yarı 42.5 Efes tarafı şeklinde iki tane ideal aldık. İkisi de kazandı. Canlı olarak zaten gruplarımızda devam ediyoruz. Cumartesi zaten herkes açık grubada her yere attık. Maç, i̇zlediğimiz maçlarda canlı bahisler önermeye devam ediyoruz. Herkes açık telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Hatta ben de sizlere herkes açık telegram grubundan bir e, kesit göstereyim grubumuzda. Şöyle biz zaten cumartesi 2 ile başladık. Ben dümene geçtim oradan. SC'ye başladık bile yazdım. Burası herkes açık grubumuz. Kale gümrük mücadelesine ilk yarı gole girdim aga. İdealden aldım. Ondan sonra Villarreal maçında da deplasman atacağı bir gole geldim. Bu da idealdi. Kim maçı da izliyordum erken seanstan. Kara geldi. Villarreal'in kaçan pozisyonu. Vamos Villarreal diyerekten de Villarreal'de attı. Villarreal yüksek mislini yaptık. Ondan sonra devam ettim. Lazio mücadelesi vardı. İlk yarı gole girdim. Yazdım ki riskli devreden Lazio golü. Bu arada yazdım ki Immobile gol atar. Adamın 200. 200. golü olacakmış. Avrupa'da olanlar da alabilir diyerekten. Lazio gol attı mı? Attı. İlk yarı golü kim attı? Lazio attı. İki orandan. Peki golü kim attı ikinci yarı? Immobile. Bu şekilde kazan sağlamaya devam ettik. Takalım. Başlayalım. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizdir. Beğeni ve yorum desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Trabzonspor'la Hatay Spor mücadelesi. Şimdi Hatay Spor tarafında önemli bir gelişme. Şunu söyleyeyim. Volkan Demirel hem futbolculuk hem de teknik direktörlük hayatında Hatay Spor'a asla bir beraberlik olmamıştır. Al yani şey mağlup olmamıştır. Onu söyleyeyim. Yani Hatay tarafında böyle bir istatistik var. Ama Trabzon'un son oynanan bir Gençler Birliği mücadelesi vardı. İdeal kadroyu çıkardı. Yani rezil çok kötü bir oyun vardı. Ama bu takım bir yerde kazanacak. Nerede kazanır bilmiyorum ama 120 dakikada maç oynadı bu maçın öncesinde. Ne olur nasıl biter bilmiyorum ama zor bir karşılaşma. Ben tek bir, tek bir oran yüksek oran. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandına kalabilir. Bunun da oranı 1.75. Trabzon tarafına gitmiyorum. Ama beklentim 1-1 olabilir. 2-1 Trabzon tarafı olabilir. 2-0 olabilir. Her türlü sürprizi de yanıma alarak da toplam gol aralığı 2-3 golü tek seçenek olarak sunuyorum sizlere. Diğer mücadele Kayseri Beşiktaş mücadelesi. Burak Yılmaz Kayseri'nin başına geldi. İki maç oynadı. İki, i̇ki, maç takımın başında oldu. İkisinden de beraberlik aldı. Beşiktaş tarafına baktığımız zaman da Semih birlikte, Semih, genç ile Semih birlikte parlamaya devam ediyor. Semih de Premier Lig'den 20 milyon euroluk bir teklif aldı. Fakat gidip göndermediler oyuncuyu. Onun dışında şöyle söylemek istiyorum. Beşiktaş tarafında yapılan transferler vardı. Muci, Musurati falan bir sürü isim geldi. Takımda bir hava değişikliği olacaktır illaki. Bu doğru. Eksik isimler de var bu arada. Beşiktaş kadrosunda çok fazla eksik var. Yeni oyunculara şans verirler mi bilmiyorum ama en kötü ikinci yarı alabilirler. Ben burada diğer seçeneğinde bulunan Beşiktaş'ın bir yarıyı oranı 1.45. Yani Beşiktaş ya ilk yarıyı kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır diye düşünüyorum. Deplasman yarı kazanır seçeneği 1.45. Maç kolik'in diğer seçeneğinde bulamazsınız bunu. Nesline milyoner misli orada nerede oynuyorsanız oranın diğer seçeneğinde deplasman yarı kazanır. Evet 1.45 gibi oranında mevcut. Samsun'la Antalya mücadelesi zor karşılaşma. Antalya iki oyundur. Mesela mesela Beşiktaş'ta kupa mücadelesi oynadı. Bence eğlenmeyi hak etmedi. Ben ne kadar Beşiktaş'a vermiş olsam da orada yüksek oran ile birlikte. Bence Antalya daha iyi oynayan taraftı. Ligde de aynı şekilde. Ligde de deplasmanda oynadı. O maçı da mağlup oldu. Fakat yine iyi oynayan taraf Antalya tarafıydı. Antalya tarafına ben bir gol yazıyorum. Samsun'da son dönemde gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Mücadelelerinde de 1-1 ayarında tamamlanmasını bekliyorum. KG var seçeneğini burada değerlendirdim. 1.66 gibi oranı var. Oran da normale göre yüksek. Alacaksanız zaten ufak mücadele 1-1 ayarında bitebileceğini düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Karşılık gelecek goller beklenebilir burada. Crystal Palace'la Chelsea karşılaşması. Şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim de ilgimi çekti. Karşılaştırmaya baktığımız zamanla Chelsea Crystal Palace'la oynamış olduğu son 13 mücadelenin hepsini kazanmış. İlgimi çekti ciddi manada. Ya dedim ki bu takım Crystal Palace yıllardır böyle kanser bir takım ama Chelsea'ye demek ki ters gelemiyor. Normalde ligde ters gelen takımlardan bir tanesi Crystal Palace'tır. Şimdi ben burada güzel orandan değerlendireceğim. Chelsea'nin burada deplasmanda diğerden yarı kazanır oranı 1.40 bandında bir oranı var. 1.35 bir 1.40 bandında ne oranı var. Chelsea bir yarıyı kazanır bence. Bunu aldık mı kenara? Chelsea zaten ligde de son 2 maçları falan kaybediyor. Bunu da biliyorsunuzdur. Yani bu, bu denli ters gelen bir takıma da bu üstünlüğü kurmuşken de Chelsea bir yarıyı kazanır. Gayet güzel. Onun dışında yüksek oranıyla birlikte benim skor beklentim 2-0. 2-1 e bir Chelsea galibiyeti. Crystal Palace tarafında Eze, Olise gibi isimler de yok. Eksik önemli isimler. Hücum hattında, orta saha hücum hattında önemli eksiklikler. Chelsea'nin de mücadeleyi kazanması olabilir. Toplam gol aralığı 2-3 golde de kalabilir aga. Şöyle özel geçmek gerekirse deplasman yarı kazanır. 2-3 gol. Bu kadar. Birisi ideal, birisi yüksek oran. Skor beklentim 2-0-2-1 ayarında Chelsea tarafından. Okey miyiz? Devam edelim. Aruka Porto karşılaşması. Porto zirveye oynayan bir takım. Son mücadelesinde ligde oynamış olduğu mücadele 0-0 bitti. Ben özetini izledim. İlginçtir. Tek başına maçlarda korner ba e, baremleri ne olur? 8.5-9.5. Geçen Porto'nun mücadelesinde Porto tek başına 23 tane korner kullanmış. İnanılmaz bir rakam. Görünce özetini gördüm hatta. Özetini izleyeyim dedim ben. Son mücadelesi 0-0 bitmiş. Nasıl oynuyor? Eksiklik de yok takımda. Özetle sürekli korner kullanıyor. Hakikaten bunlar kaç korner kullanmış böyle? 23 tane korner kullanmışlar o maçta. Ben burada Porto tarafındayım. Porto'nun doğrudan galibiyetini bekliyorum. Doğrudan maç sonu 2 idealden değerlendirilebilir. Onun dışında oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında 2 yaparsa bunun oranı da zaten biraz daha yükseğe çıkartıyor. Ben size göstereyim. 1.57 bandına 4.5 altında 2 olabilecek bir karşılaşma. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. Pazartesi ufak olarak değerlendirin. Zaten önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Değerlendiren, beğeni ve yorum bırakan herkese çok teşekkürler. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.